Zeki Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Zeki Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Siz de bizi tanıtmak amacıyla buraya zahmet ettiniz. Buraya kadar geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Bizim için büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek, sizlerle bu röportajı gerçekleştirmek. Sizleri tanıyabilir miyiz Zeki Bey? Yani sektörle tanışmanız nasıl oldu? Buyurun. 2007'den beri İdil'de bu sektörü yürütmekteyiz. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz kişisel bazda? Kişisel olarak 2005'ten beri İzmir Çeşme'den bu sektörün içindeyim. 13 sene olmuş. Evet. Ya orada da birçok bilgi, birikim, tecrübe kazanmışsınızdır. Tabii 95'ten beri pardon. 95'ten beri evet. Bayağı yani aslında evet. Çekirdekten yetiştirdiniz. Çekirdekten yetiştirmek. Evet. Evet. Ve burayı kurdunuz. Burada burayı faaliyetler kurdum. Devam evet. ediyor. Şu an neler yapıyoruz peki? Burada lezzetleri tanıyalım mı? Nasıl yapıyorsunuz? Fırında etli güveçimiz var. Tas kebabımız var. Güzel haşlamamız var. Ocakta pişiyor, kömürde. Evet. Ateşte pişiyor yani. O şey değil, tüpte değil. Et dönerimiz var. Tavuk dönerimiz meşhurdur. Evet. Zeki Usta bir tavuk döneriyle meşhur oldu burada. Yani diğer çeşitler var. Bunları İdil'de meşhur olduk yani. İlk tavuk dönerle mi başladınız? İlk tavuk dönerden başladık. Evet. Bu sektöre kadar geldik. 250 bin liradan evet. şu an 200-300 milyarlık iş yerimiz var yani. Evet, ne kadar güzel, hızlı bir büyümeye kat etmişsiniz ama evet. tabii çalışarak bunu çalışarak, başardık. Alın teriyle, kendimiz çalışarak yani. Evet, kendiniz çalışarak başardınız evet. bunu. Evet, çok da güzel bir mekan yapmışsınız burada, güzel dekor yapmışsınız. Evet, evet zor bir iş yapıyorsunuz Zeki Bey. Doğru, bir sosyal hayatımız yok. Evet, sosyal hayat tabii ki de yok ama evet. hizmet verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü bu iş bir sağlık işi. Öncelikle hijyene, temizlik, hijyene dikkat ediyoruz. Ve temiz, güzel etten kaliteli et kullanmak, öncülük onu yapıyoruz. Evet, yani bu iş çünkü hataya yer yok bu işte. Bizim sağlık üzerinden, biz bir sağlık memurdan daha önemliyiz. Evet, çünkü insanlar burada size güvenip geliyorlar, evet. yemeklerini yiyorlar, doğru. ailelerini getiriyorlar. Bunlar önemli konular çünkü. Tabii canım. Yani kesinlikle. Yani şunu söyleyebiliriz, aslında önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla evet, önce hareket ticaret. Ediyoruz diyebiliriz. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Zeki Usta'ya geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Evet. Çok da severek yapıyorsunuz ama işinizi. İşimizi Zeki severek Bey. Yapıyoruz, evet. Ya zaten insanın sevmediğine inanmadığı bir işte başarı gösteremez. Tabii, işimizi severek yaptığımız için bir seviyeye kadar geldik. Evet, güzel de bir ekiple çalışıyorsunuz. Bu iş aynı zamanda bir ekip de işi. Evet, bir ekip işidir. Ya, ekip olmadan da olmaz. Olmaz. Evet. Böyle paket servisleriniz falan var mı? Paket biraz bahsedelim. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz sizlere? Paket servisimiz var. Motor servis, motorcularımız var. Bunları İdil'in her tarafına servis ediyoruz. Yani sadece size ulaşmaları yeter. Yeter. Hani illa buraya gelmelerine gerek de gerek kalmıyor. Yok. Bir telefonla ulaşabilirler. Bir telefonla ulaşım sağlayabiliyorlar. Evet. Peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Zeki Bey? Bir anda. Aynı anda efendim 150 kişi ağırlayabiliyoruz. 150 kişi ciddi bir rakam evet. aslında bu. Evet. Yani bakmış olduğunuz zaman. Evet. Evet. Peki sektörün sıkıntıları neler? Yani var mı sektörde sıkıntılar? Sizce neler olmalı aslında? Yani ne gibi sıkıntı? Yani bu işi bilmeyen insanlar bazen bu işe girebiliyorlar. Sadece ticari amaçla kurabiliyorlar. Bunlar yapılmaması gereken durumlar. Evet. Ticari amaçlı değil yani. Bu sektör bunu severek yani kendi mesleği olmayan bir insan bu sektöre girdiği zaman batırıyor. Yani herkes bildiği işi yapmalı. Herkes bildiği işi yapmalı. Evet. Yani usta olmayan bir insan alıp bıçağını ben dönerciyim diyor. Evet, bu yanlış. Yanlış bir şeydir. Hem emeğe yazıktır hem de o açtığı yere yazıktır. Evet. Hedeflere ulaşabildiniz mi Zeki Bey? İstediğiniz yerde misiniz? İstediğimiz yerdeyiz ama daha da var yani bir yükselmeye şey. Yani daha hedef bitmiyor diyorsunuz. Daha bitmiyor. Ne kadar var kafanızda, düşüncelerinizde, peki hedeflerinizde? Düşüncemizde bu sektörü daha Türkiye'nin her yerine dağıtmak, isimli dağıtmak. Şubeleşmek. Şubeleşmek. Tabii olabilir ama tabii hep zamanla olabilecek zamanla şeyler. Zamanla daha yani... tazedir. Evet.
Yavaş yavaş, basamak basamak. Evet, tabii hedef de hiç bitmeyecek ama. Hedef bitmez. Yaşam boyu bu böyle sürecek. Evet. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ederiz. Buradan son sözlerinizi alalım mı artık? Buraya gelen misafirlerinize, İdil'e, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Buraya gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bir tanışmaya davet ediyoruz. Tanışmaya davet ediyoruz. Buraya gelmeyenleri de davet ediyoruz. Yani. Herkesi davet ediyoruz. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Zeki Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.